Eğer benim oynayacağım karakter meşru görünmesi sebebiyle bir kadının şiddet görmesine ya da ölmesine sebep olursa ben onun vicdani sorumluluğunu taşıyamam. Piyangoda bile düşünün, şans olması için, onu kazanabilmeniz için bilet almanız gerekiyor. Ben komedi, drama ya da herhangi bir rolü nasıl çalışacağımı, nasıl çıkaracağımı çok iyi biliyorum. İyi oyuncu olup star olamayan ama iyi oyuncu olmayıp star olan insanlar var. Bugün YouTuber'lar var, yani yaptıkları hiçbir şey yok, bir meslek yok, bir şey yok ama starlaştırıyorlar onu. İşte ne bileyim YouTuber, bir bakıyorsun bilmem neyin başrolünde bilmem nerede. Bunlarla sen yurt dışındaki işlerle uluslararası festivallere girer miyiz? Nasıl gireceğiz? Herkese merhabalar. Bir başka kanalında bugün uzun süreden beri peşinde olduğumuz ama yakalayamadığımız Murat Han bizlerle beraber. İyi ki Akif filmini çekmişsiniz, iyi ki de sizi yakalamışız. Gerçekten yakalayamadınız mı? Yakalayamadık efendim, sizi yakalayamıyoruz. Bir yerdesiniz, bir göktesiniz. Haberim yoktu bana ulaşmaya çalıştığınızdan. Neyse, geç olsun güç olmasın. Evet. Çok mutluyuz sizi burada böyle ağırladığımızdan dolayı. Çok da güzel bir işle şimdi izleyeceğiz sizi. Akif, evet. Filme hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli. Sonuçta İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif'in hayatı. Ve burada canlandırdığım karakter de gerçekten çok önemli bir karakter. Dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. dönem milletvekillerinden. Daha önce de Osmanlı'da 6. dönem milletvekili yapmış. Trabzon milletvekili. Ben gerçi hemen şeye başladım lütfen, ama lütfen. Siz sormadan zaten anlatacağımız şeyler de aşağı yukarı böyle. Ve denizcilik üzerine, tabii Deniz Harp Okulu mezunu, Türkiye'de denizcilik anlamında da çok şeyin gelişmesine faydası olmuş bir insan Ali Şükür Bey. Hatta şu anda birçok denizcilik, deniz hukuku, denizcilik ya da armatörlerin odalarına girdiğinizde Ali Şükür Bey'in kitaplarıyla karşılaşabilirsiniz. O derece günümüze kadar etkisi olmuş, değerli bir insan. O yüzden ve de tabii Mehmet Akif Ersoy'un en yakın arkadaşı. Gerçekten Ali Şükrü karakteri çok önemli. Mehmet Akif Ersoy'un çok yakın arkadaşı olması, onun hayatındaki kararlarında etkili olması bakımından ve ona destek olması bakımından, özellikle bu İstiklal Marşı'nı yazma konusunda ona motivasyon vermesi, onu itelemesi bu anlamda çok önemli bir yeri de böyle var yani. Peki bu rol şimdi Beyaz Perde özelinde özellikle sormak istiyorum. Nasıl bir yere sahip olacak sizin için? Ne gibi bir özelliği ve kıymeti var? Biyografi oynamak, başka bir karakteri canlandırmaktan biraz daha farklı. Çok daha önemli oluyor tam olarak o kişiyi tutturmak. Şimdi mesela bir karakter yaratırken özgür olabilirsiniz. Başka bir karakter, X karakteri. Ahmet, Mehmet, yani bu karakteri biz yaratıyoruz. Yazılan evet bir şey var ama oyunculuğumuzdan ekleyerek her oyuncu bunu farklı yorumlayabilir. Ama yaşayan bir karakteri, biyografi olan bir karakteri yorumlayamazsınız. O neyse onu en gerçeğe yakın olarak çıkarmak önemli. Doğru olması bakımından. O yüzden bendeki yeri bugüne kadar oynadığım roller dışında bir biyografi olması. O nedenle tabii önemli bir yeri var benim için, önemli bir deneyim. Peki böyle mesela set ve kostümlerle 1920'lere ışınlandınız. Evet, yani o şekilde, ya şey çok güzeldi. O yıllarda işte bu Ankara'daki meclis çekimlerinde, evet, çok duygulandım gerçekten. Çünkü meclise girip, ya işte hani burada Atatürk de varmış, Mehmet Akif Ersoy varmış. O zamanın böyle insanları gözümün önüne geldi, o milletvekilleri. Toplantılar, o gerçek alanlarda bunu çekmek gerçek anlamda beni çok duygulandırdı. Bir de kıyafet olarak da çok şıktı, yani biraz tarzda zaten görülecek. Hoşuma gitti, çok farklı bir şey olmak. Peki keşke o dönemde yaşasaydım, ben bu döneme ait değilim. Fikrine kapıldınız mı? Yok, kapılmadım. Yaşadığım dönemden memnunum. İyi ki o dönemi bize bu şekilde, o dönemi çok çalışarak, çok şeyler yapılarak bu dönemi bize armağan ettikleri için biz daha güzel bir dönemde yaşadık. Onlar zorluklarını yaşadılar. Hı hı. Yani o anlamda tabii müteşekkiriz onlara. O yüzden yaşadığım dönem güzel. Hani o dönemde yaşasaydım diye düşünmedim. Ama
onu görmek, orayı anlamak bugünü anlamamıza da biraz yardımcı oluyor. O anlamda çok önemli. Peki bu çağdan ne kadar mutlusunuz? Yani hiç bu çağın... Ya var tabii şimdi bir sürü bak pandemi var, şey var. İnsan tabii ki bunları düşününce ama dünyanın geleceği yer böyleydi. Bu kadar kalabalıklaşan, bu kadar tüketim toplumu olan bütün insanlıktan bahsediyorum. Yeni yeni bir şeyler çıkıp insanlığı bu şekilde tehdit edeceği çok ortadaydı. Bundan sonraki dönemde de maalesef artık biz böyle şeylerle çok uğraşacağız gibi geliyor. Onun için bunun içinde de bir mutluluğu bulup bir şekilde yani bir yere kadar gelindi. En azından bir frene basılabilir. Yani insanlık olarak ne yapılabilir? Bundan sonra frene basıp nasıl tabii ki biz ya tamam artık öldük bittik demeyeceğiz ama zararın neresinden dönersek kârdır. Nasıl kurtarırız'a bakmamız lazım. Öyle düşünüyorum ben. Daha iyimser olmak lazım yani. Evet. Hep böyle hayata karşı iyimser misiniz ya? Hiç böyle down olduğunuz yerler olmaz mı? Olmaz olur mu? Oluyor tabii de işte yani ben de düşünüyorum. Ben de bazen üst üste yenilgiler aldığımız dönemler oluyor. İnsan olarak herhangi bir alanda umutsuzluğa kapıldığımız dönemler de oluyor ama önemli olan o kapıldığın dönemden hani ayağa kalkıp devam etmek. Çünkü hayatın bir kısmı da bu. Yani her şey hep düzlükte ya da güzel gitmiyor. Bazen yokuş yukarı geliyorsun, bazen önünde bir engel oluyor. Ama yaşamın bir getirisi olarak bakmak lazım. Peki şu anki süreçte yokuş safhasında değilsiniz bence. Yok, değil. Düzlükteyim. Düzlüktesiniz değil mi? Evet, tabii düzlükteyim. Yani bu pandemi falan göz önüne alınmazsa tabii ilk zamanlarda biraz paniğe kapıldık herkes gibi. Hastalığı da bilmiyorduk, onunla yaşamayı da bilmiyorduk. Şimdi yavaş yavaş tabii insan olarak işte dikkat ederek tabii ben aşılarım oldum bu arada tabii herkese olmasını öneriyorum. İnsanların bu aşı karşıtlığını özellikle onu yapanlar için söylüyorum. Bence insanlar bir faydası olması gereken bütün insanların herkesin bir şekilde onu aşıp bilime inanmaları gerekiyor. Bir an önce bundan kurtulmak için beraber çalışmamız gerekiyor. Ben buna inanıyorum yani. Bir de sizde şöyle bir şey görüyorum Murat Bey. Şimdi bir dönem yok oluyorsunuz, bir dönem yani dönem dönem bir görünüyorsunuz bir kayboluyorsunuz. Ve göründüğünüz zamanda da o görünmediğiniz zaman dilimini tamamen unutturabiliyorsunuz seyircilerinize. Evet, güçlü yapımlarla karşımıza çıkıyorsunuz. Sizi çok gerçekten ayakları yere sağlam basan karakterlerle ve projelerle görüyoruz. Bu bir görünüp bir kaybolma, o verdiğiniz araların sebebini ben açıkçası öğrenmek istiyorum. Biraz uzun olmuyor mu? Özletiyorsunuz. Aslında yok. Şimdi kaybolmuyorum da ben biraz daha hayatını özel yaşayayım. Yani özel derken şimdi burada çok dikkatli kurmam lazım bu cümleyi. Gizemli görünmeye çalışmak da değil. Tamamen normal bir hayat yaşayan. Tabii ki proje olduğu zaman ortaya çıkmam, projeyle çıkmış oluyorum. Ama onun dışında normal hayatına devam eden bir insanım. Aslında bir yere de kaybolduğum yok ama çok böyle belki sosyal mecralarda boy göstermediğim için oradan dolayı insanlar kayıp diye bakabilir. Ama onun dışında tabii doğru proje beklemek, iyi bir proje olsun. Bir de pandemide gerçekten biraz bu bizim işler de biraz sıkıntıya girdi. O yüzden biraz kaybolmam aslında. Yoksa ben tercih etmiyorum kaybolmayı. Ben istiyorum, işimi çok seviyorum. Her zaman çalışayım, iyi işler gelsin. Ben sürekli çalışayım. Yoksa ben asla oturmayı seven bir insan değilim. Umarım bundan sonra daha çok göz önünde olurum. Umarım bundan sonra arka arkaya güzel projelere gelir ve ben devam ederim yani. Bu televizyon dünyasında biliyorsunuz dizilerin falan tutması gerekiyor. İyi bir iş olması gerekiyor. Onun dışında sinema filmlerinde de hani böyle seçici güzel işler gelirse ben hep görünmeyi isterim tabii ki. Biz de çok isteriz. Teşekkür ederim. Ama çok gizemli duruyorsunuz. O yüzden amacım sanki... o değil. Ne yapabilirim? Daha çok görünebilirsiniz mesela. Sizi daha çok aramızda görmek istiyoruz. Daha çok ekranda görmek İnşallah, istiyoruz. İnşallah ben de istiyorum. Yani bunu o zaman siz yapımcılara rica ederseniz deyin ki biz daha çok görmek istiyoruz. Kendisine daha iyi işlerle gidin. Dinlerseniz olur tabii. Biraz peki siz böyle titizliğiniz ve hassasiyetiniz var mı gelen projelere yaklaşımınızda? Yani zor biri misiniz bu anlamda mesela seçici olmak konusunda? Yani ya zor da görünmek istemiyorum ama tabii belirli bir çıtası olması gerekiyor sinema filmlerinde özellikle. Çünkü yani zamanında işte
belirli bir çıtada altın portakal alan birisi olarak. Şimdi, ilk projeyle. Evet, ilk projeyle. O biraz beni tabii sıkıntıya soktu. O çıtayı korumak anlamında gelen işleri elemek ve kabul etmek konusunda belki biraz daha titiz davranmış olabilirim. Onun dışında tabii dizilere de aynı hassasiyeti göstermeye çalışıyorum. Orada da şöyle bir şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Benim daha çok hoşlandığım işler değil. Tabii ki halkın ilgi gösterdiği işler de olmaya çalışıyorum ama orada da şimdi benimle ilgili düşünülen bir takas var. Yani mesela ya işte bu adam arızalı, böyle biraz şey karakter, kötü karakter, arızalı karakter, saplantılı karakter falan. Bazen bunların içinde çok kadına şiddet falan olan işler geliyor. Ben onları özellikle tercih etmiyorum. Çünkü yani tabii ki oyuncuyum. Bana gelen her rolü oynamak istiyorum, değerlendirmek istiyorum ama eğer benim oynayacağım karakter bulunduğumuz topraklar içerisinde meşru görünmesi sebebiyle bir kadının şiddet görmesine ya da ölmesine sebep olursa ben onun vicdani sorumluluğunu taşıyamam. Biraz da yazılan işin örnek oluşturup oluşturmayacağına çok dikkat etmeye çalışıyorum. Yani orada evet bir kadına şiddet şunu veriyor, şu mesajı veriyorsa ya kadına şiddet gerçekten kötü ve bu tasvip edilmemeli. Bunu verebiliyorsa, bunu algılıyorsam ben onu oynarım. Beni kötü duruma düşürse de oynarım. Ama bunu veremiyorsa ve özendiriyorsa bazen böyle şeyler de oluyor. Çünkü bu çok ince bir çizgi, evet, bıçak sırtı. Bunu yazarken o yazarın öyle bir yazması gerekiyor ki bunun seyirciye geçmesi, ben onu hesaplıyorum. Yani şimdi diyorum ki evet bu level'da ne oluyor? Şimdi bunu verdiğimiz zaman buradan etkilenecek bir kişi bile varsa ben bunu algılayabiliyorsam ondan vazgeçiyorum. Yani benim bütün titizliğim orada. Yoksa kötü karakteri oynayabilirim. Bu çok doğal bir şey. Her filmde, her dizide iyi karakterler olduğu kadar kötü karakterlerin de birbirine eşit çatışma içerisinde olması gerekiyor. Bir şeyin iyi olması için. Sadece iyi oynayarak bir iş yaratamazsınız. Çatışma yoksa izlenmez çünkü. O çatışmada da bir oyuncu rol alacak ve onu bana uygun gördülerse evet ben bunu oynarım ama dediğim gibi bazı şartlar var. Çocuk ve kadın konusu girdiği zaman ben biraz daha hassas oluyorum. En güzel hassasiyetlerden de biri bence bu. Evet. Çok da erdemli bir duruş. Şimdi önümüzdeki dönemde ya da yakın zaman planları arasında neler var, neler yapacaksınız, sizi ne yaparken göreceğiz? Şu anda ufak tefek bir görüşmelerimiz oluyor ama daha netleşen bir şey yok. Belki bundan bir ay sonra ya bir şeyin içerisinde zaten görürsünüz ya da yine bir araya gelirsek o zaman bir şeylerden bahsediyor olabilirim. Harika. Umarım çok uzun sürmez. Bir an önce bunlardan bahsediyor oluruz beraber. Evet, umarım inşallah. Peki aynı zamanda siz oyunculuk üzerine eğitimler veriyorsunuz. Hı-hı. Onlar devam ediyor mu? Bu eğitim kaygısı, öğretmek ne durumda? Pandemiden önce workshoplar yapıyordum. Pandemi sırasında da iki kez Zoom'dan yaptık ama oyunculuk eğitimi Zoom'dan çok verimli olmuyor. Yani çünkü yani bir matematik, fizik öğretmiyoruz. Sonuçta birebir bir ilişkinin olması gerekiyor. Karşıdaki oyuncunun bir şekilde yönetilmesi ve işte izlenmesi gerekiyor, birebir müdahale gerekiyor falan. Çok Zoom'la öğretilecek bir konu olmadığı için o iki eğitimin yani yeterince verimli olmadığını düşündüğüm için devam etmiyorum. Pandemiden dolayı da kapalı bir alanda ders vermeyi de tercih etmiyorum. Ama bundan sonraki dönemlerde zaten bir kitap çıkarmak üzereyim. Çok az kaldı. %70'i bitti. O oyunculuk üzerine zaten teknik üzerine. Onu çıkardıktan sonra inşallah bu pandemi falan da biraz düzene girer, kapalı alanda eğitim vereceğimiz koşulları getirirse o zaman tekrar bir şeyler yapmak istiyorum ama yine workshop olarak hani böyle çok uzun dönemlerde eğitmenlik değil. Çünkü aktörlük için daha çok sevdiğim için bakalım bekliyoruz. Peki siz oyunculukta şansa inananlardan mı yoksa şansını kendi yaratan aktörlerden mi olanlardansınız? Şans dediğimiz şeyi öncelikle iyi bir tanımlamak lazım. Piyangoda bile düşünün, şans olması için, onu kazanabilmeniz için bilet almanız gerekiyor. Bilet almanız için o bilet alacak paranız olması, hatta o bileti almak için zaman ayırıp gitmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Fırsat artı hazırlık eşittir şans. Ne demek?
Şimdi bir audition oluyor değil mi? Yani bir deneme çekimi. Audition'da oyuncular çağrılıyor. Belki 200 tane oyuncuya, belki 100 tane, belki 50 tane oyuncuya bu fırsat sunuluyor. Bu role en çok kim hazırsa o anda, yani kim çalışmış ve artık doneleri çok iyi bir şekilde evet çıktığında ilk izlenimde kendini çok iyi gösterebiliyorsa o işi ona veriyorlar, doğru mu? Hı hı. Ne olmuş oluyor? O zaman fırsat sunulan insan hazırsa bunu şansa çevirmiş oluyor. Diğeri de ben şanssızım diyor aslında ama aslında değil, hazırlıklı değilim demesi gerekiyor. Ben hazır değilmişim. Biraz daha hazırlanmam gerekiyor. Hani daha böyle somut anlatırsam, çok acele bir işim olduğunu düşünün ve şu duvarı yaptırmam gerektiğini düşünün. Ya da burada bir elektrikçi yaptıracağım. Yoldan 5 kişi geçiyor, hepsi elektrikçi olduğunu söylüyor. Ama bir tanesinin üzerinde bütün takımları var. Şimdi hazırlıklı olan, benim işimi tamamlayacak olan kişi, o bütün tool'ları yani o bütün araç gereci taşıyan kişi. Diğerleri aynı fırsatı sunmuş oluyorum ama hazırlıklı olanı almış oluyorum. Oyunculuk da böyle bir şey. Peki şimdi siz gelen bütün her role A'dan Z'yi düşünürsek hepsi için donanımlı mısınız? Gerekli. Ben tabii ki şimdi şöyle, ben Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü okudum. Stellar'dır Oyunculuk Akademisi'ni bitirdim. Orada hocalık yaptım. Ondan sonra bir sürü workshop yaptım. Bir sürü dünyadan bir sürü insanla çalıştım. Bunlar benim araç gereçlerim. Ben komedi, drama ya da herhangi bir rolü nasıl çalışacağımı, nasıl çıkaracağımı çok iyi biliyorum. O yüzden ben hazırlıklıyım. Benim üzerimde her zaman araç gerecim tamamdır. Yani bana birisi gel, senaryo burada desin, versin. Ben onu hemen ertesi güne en azından audition yapacakları herhangi bir parçasını hemen çok iyi bir şekilde ortaya koyabilirim. Harikasınız. Yani böyle olması gerekiyor bence. Peki star oyuncu kavramına inanıyor musunuz? İyi oyuncu olup star olamayan ama iyi oyuncu olmayıp star olan insanlar var. Evet. O da tabii işte günümüzde biraz basının da medyanın yönlendirmesi, biraz insanların algı oluşturulmasıyla starlaşan insanlar var. Yani bugün YouTuber'lar var, yani yaptıkları hiçbir şey yok, bir meslek yok, bir şey yok ama starlaştırıyorlar onları. Evet. Bazı oyuncular var çok iyi, bu işi çok iyi yapan. Onlar da gerektiği değeri görmüyorlar. Yani o yüzden inanıyor musunuzdan ziyade bunu yani destekliyor musunuz? Destekliyor musunuz? Desteklemiyorum. Çünkü bence yani bunu gerçekten hani liyakat dediğimiz şey var ya, insan gerçekten o starlaşan insanda bu işi iyi yapan insanlar doğru algıyla gelirse zaten herkes kendi yerini bulacaktır. Ama biraz tabii işte diyorum ya, medya çok önemli. Birini, bir koskoca bir topluluğu bir şeye inandırma konusunda medyanın görevi büyük. Yani sizler aslında bu konuda çok etkilisiniz. O yüzden bence sizlerin inanıp inanmaması daha önemli. Ben inansam ne olur, inanmasam ne olur? Bence haksızlık yapıyorsunuz. Sonuçta siz bu işin duayenlerinden birisiniz. Estağfurullah. Ve sonuçta öğrencilerinizi bu bilinçle yetiştirirseniz ve eğitirseniz tabii ki çok farklı adımlar olacak. Ben herkese bunu söylüyorum ama çünkü insanlar genelde ya işte bizim kız çok güzel, bizim oğlan yakışıklı biraz. Değil bundan mi? Bir şey olmaz mı hadi falan. Diyorum ki hayır, olmaz, olmaz. Çalışsın, öğrensin. Yani bu kadar kolay algılamak. Bir dizide rol alıp mesela sonra bir gazete röportajında şunu diyen insan gördüm ben. Diyor ki mesela, ya diyor ben diyor oyunculuğu aslında diyor şeyde öğrendim diyor, podyumlarda öğrendim diyor. Nasıl öğrendiniz diyor sonra kişi. O da diyor ki işte durmayı, bakmayı falan, yani oyunculuğu böyle bir şey sanıyorlar. Poz kesmek zannediyor ha, işte, evet yani. Poz vermek. O kadar üzücü bir şey ki yani bir kişinin, şimdi burada ben onu da suçlamıyorum. Ona o gücü veren, yine mesela orada röportajı yapan gazeteci arkadaşımızın da ona göre de bir yönlendirme yapması gerekiyor. Oyunculuğu sorduğu kişi, oyunculuk anlamında bir şeyler anlatmasını istediği kişi aslında bu konuda hiçbir bilinç düzeyi olmayan, çok garip şeyler söyleyen insanlar oluyor yani. Ne bileyim, öyle.
sabun köpüğü isimler oluyor aslında. Peki mesela genç yeteneklere verilen değer konusunda eleştiriniz var mı? Gerekli, gereksiz? Hem dizi sektörünün kendi içinde dinamiklerinle şekillenen bir işte biraz var. Aslında diyorum ya işte bu çıta şöyle düşürülüyor. Yani gerçekten bu oyunculuk aslında güzel yapılan iyi bir meslek. Ama o kadar işte ne bileyim YouTuber bir bakıyorsun bilmem neyin başrolünde bilmem nerede. Sinema çekiyorlar. Sinema çekiyorlar. Evet yani. Başka ötesi ne oluyor işte sonra da bunlarla sen yurt dışındaki işlerle uluslararası festivallere girer miyiz? Nasıl gireceğiz? Yani gelişmiyor ki. Aşağı çekiyorsun. Yani sen olan şeyi de aşağı çekiyorsun. O kadar basit olmamalı yani. Yurt dışında yapılan bu işler böyle değil yani. Evet. Yani ne oyuncular böyle var, ne değerli oyuncular ama başka değerli oyunculara veriliyor. Ama böyle işte yok YouTuber bilmem ne falan bunlarla böyle dönmüyor o işler yani. Ondan aslında sonra yurt dışında bir festivale katılma beklentisi ya da oradan ilgi görüp uluslararası arenada boy gösterme falan tabii ki mümkün olmaz yani. Senede 60-70 tane film yapılıyor. İçinden bir tane ya çıkıyor ya çıkmıyor. Yani çıkmadığı yıllar daha fazla. Arada bir şey çıkıyor. İşte bir Cannes'da bir şey gösteriyorlar. Bir şey. Onu da zaten kimse algılayamıyor. Sadece gerçek oyuncular algılayabiliyor ya yani da işte, gerçekten derdi bu olanlar. Aynen öyle. Evet. Peki mesela basının her şeyi kitleleri yönlendirebildiğinden ve bir şeye inandırabildiğinden bahsettiniz. Önemli evet. Evet mesela sizle ilgili yaratılan bir yanlış algı oldu mu düzeltmek istediğiniz? Hep oluyor. Yani mesela gizemli olmak gibi. Ya gizemli olmak kötü bir şey değil ama böyle bir amaç edinmedim. Asla gizemli olmaya çalışmadım ama mesela dışarıdan baktığında beni hiç tanımayan birisi görüntümden ya da oynadığım karakterlerden ötürü sert ya da soğuk ya da kibirli olduğumu düşünebiliyor. Bu beni üzüyor mesela. Diyorum ki ya aslında beni çok yakın tanıyanlar çok samimi olduğumu, çok duygularımda çok dürüst davrandığımı çok iyi bilirler. Ama dışarıdan daha çok tanımayan insanlar bu verilen algıyla böyle oluşturulan şeyle böyle olabiliyor. Yani buna çok yapacak bir şey yok. Evet, ben de şunu söyleyebilirim ki sevgili arkadaşlar, eğer öyle düşünen varsa tam tersi olduğunu söyleyebilirim. Röportaja başladığımızdan, sohbete başladığımızdan beri karşımda o kadar sakin, dingin, böyle dinlendirici tonda konuşan biri var ki çok keyif veren bir sohbetiniz var. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Mesela peki insanların hakkınızda düşündüklerine ne kadar önem veriyorsunuz? Güzel bir soru aslında. Ya ne kadar önem veriyorum? Hiç bazen, önem vermiyorum. Yok. Bazen gerektiğinden fazla önem veriyorum. Ama insanların hakkınızda ne düşündüğünü çok önemsemek insanı doğru yere götürmez. Bence odaklanılması gereken şey siz yine olduğunuz olun ve o düşünce öyle ya da böyle bir gün yerini bulup değişecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü çok fazla hani herkesin ne dediğini düşünürsek kendi çizgimiz olmaz. Çünkü herkese göre davranmak bir çizgi sahibi olmamayı gerektirir. Bence yine doğru düşündüğünüz, daha insancıl olan bir çizgide devam ediyorsanız bunu farklı görenler de zamanla o çizginizden dolayı size saygı duyacaklardır diye düşünüyorum. Yani sadece biraz istikrar, evet, biraz istikrar. Evet. Ama etkilenmemek mümkün değil. Hiç etkilenmiyorum diyemem. Bazen fazlasından yani olması gerekenden fazla önemsiyorum herkes gibi ve sonra bunun doğru olmadığını düşünüp yoluma devam etmeye çalışıyorum. Harika. Biz de sizin bir sonraki projelerinizi ve karakterlerinizi, dizilerinizi, filmlerinizi yakın zamanda görmeyi çok önemsiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merakla ve heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu ben teşekkür ederim. Ve dingin sohbetiniz için. Yok siz de, sizin etkiniz büyük tabii böyle bir sohbet olmasında. Siz de güzel yönlendiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Evet arkadaşlar, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız seviniriz diyoruz ve sizi çok öpüyoruz. Hoşçakalın. Thank you.